ettiniz? Raporu inceleme fırsatı buldunuz mu? Değerlendirmenizi merak ediyoruz. Benim değerlendirmeme göre bu rapor buraya ait. Bizi şov yapmak için mi bir saat beklettiniz? Raporun çöp olmasının en önemli nedeni bu bakış açısı işte. Orta Doğu'yu anlamak istiyorsanız zamanı sorun etmemeniz gerektiğini öğrenmeniz lazım. Biz Orta Doğu'yu anlamak değil, adam etmek istiyoruz. Bunun için önce senin adam olman lazım. Benim bu saçmalıkları dinleyecek vaktim yok. Otur yerine. Lütfen otur. Bölge konusundaki birikimleriniz bizim için ne kadar kıymetli olsa bile size ülkemizde misafir olduğunuzu hatırlatmak isterim. Burada bize katkı sağlamanızı bekliyoruz. Kürsallık etmenizi değil. Bu benim bugüne kadar gördüğüm en aptalca projeksiyon. Bir kere Türkiye'de 10 milyon Şii var zannediyorsunuz. Türkiye'deki Alevilerle İran'daki Şiilerin hiçbir ortak yönü yok. Hatta birbirlerine taban tabana zıt diyebiliriz. Türkiye'deki Kürtlerin Türklerle ayrışacağını öngörmüşsünüz. Fakat en önemli şey bu değerlendirmede yok. Türkiye Kürtleriyle Türklerin mezhepleri ayrı zannediyorsunuz. Şafilik ve Hanefilik, Sünni mezhebinin iki farklı yorumu. Siz bunu Protestanlık ve Katoliklik arasındaki farkla paralel yorumlamışsınız. Fakat böyle büyük bir fark yok. Bu küçük yorumlardan büyük farklar ortaya çıkar. Ayrıca biz ayrışmanın etnik temelli olacağını düşünüyoruz. En büyük hatanız da bu. Orta Doğu'da etnik bilinçle dinsel bilinç iç içe geçmiş durumdadır. Ama seçim yapmak gerektiğinde her zaman dini parametreyi ön plana koymak gerekir. Siz Suriye ve Irak'taki Arapları bir araya getirebildiniz mi? Bazı bile 50 yıldır bir araya getiremedi. Ancak biz Kürtlerin Suriye ve Irak'tan ayrılacağını öngörüyoruz. Bölgede bir Kürt devleti kurulması kaçınılmaz. Böyle bir şey olursa bu devletin uzun bir süre size bağlı kalacağını sanmanız iyimser bir bakış. Benim tahminime göre böyle bir durumda burası tamamıyla Türkiye'nin nüfus alanı.